Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ilk kez elbise örecekler için inanılmaz kolay bir model tarif edeceğim. Bunu örgüye ilk kez başlayanlar bile gerçekten çok rahatlıkla yapabilirler. Çünkü sadece zincir üzerine trabzan örerek örgümüzü çalışacağız. Elbisemizin boyu 40 santim, eni de 27 santim oldu. Bu elbiseyi ben 3-12 aylık bebekler için hazırladım ama sizler istediğiniz ölçülerde bunu hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı video içerisinde detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Yine ip bilgisini ne kadar kullandığımı da video içerisinde bulabilirsiniz. Çok hızlı ilerleyen bir örnek. Bunu bir günde rahatlıkla örüp hazırlayabilirsiniz. Ben çalışırken çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için Ören Bayan'ın Madame Coton ipini kullanacağım. Hemen şöyle ipin içeriğine bakalım. Karışımı %49 koton yani pamuk, %51 de akrilik, 100 gram ağırlığında, 280 metre uzunluğunda. Kullandığım ipin renk kodunu merak edenler olursa bu şekilde sizlerle de paylaşmış olayım. Video sonunda örgümü bitirdiğim zaman ne kadar ip kullandığımı da paylaşıyor olacağım. Kullanacağım tığ numaram 3,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan mutlaka bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirimizi çekiyoruz. Burada zincirlerimizi hazırlayacağız. Bu bütün örgüler için geçerlidir. Mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olmalı. Şimdi toplamda 55 adet zincir çekerek ilk etabı hazırlıyoruz. Toplamda 55 adet zincirimizi çekerek hazırladık. Şimdi burada zincirimizin düz kısmını değil ters kısmını kullanacağız. Tığımızın başına doluyoruz. Bakın arkadaki kesik çizgilere batacağız. Baştaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp buradaki 4. zincirin içerisine batıyoruz. Arka kesik çizgisine. Buradan ilmek çıkarıp 3 ilmeğimiz var, doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Bu baştaki 3 zincirde yine bir tane trabzan kabul edeceğiz. Doluyoruz. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyoruz. Bakın şuradaki kesik çizgilere batıyoruz. Zincirin tam ters çevirdiğimiz zaman arkasında bulunan, bakın zincirin düz kısmı, çeviriyoruz arkadaki kesik noktalar. Bu noktaların her birine bir kez batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte tığımıza doluyoruz. Sıradaki zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman bakın başlangıç kısmı da başak başak görünüyor. Yine üst kısımda başak şeklinde görünüyor. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar her bir noktaya bir tane trabzan örerek toplamda 53 adet trabzanımızı oluşturacağız. Fakat sizler yapacağınız elbisenin boyutunu büyütmek isterseniz, eğer başlangıç zincir sayınızı ne kadar istiyorsanız, yani elbisenin enini ne kadar istiyorsanız o kadar büyütebilirsiniz. Buradaki sayılar tamamen size kalmış. Aynı ipi, aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçüler sizin ölçülerinizden belki biraz az, belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıkılığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bunu başlangıçta belirtmekte fayda var. Kullanacağınız ipinizin inceliğine, kalınlığına göre dediğim gibi sizler başlangıç zincir sayısını, örneğin ipiniz daha incedir, daha fazla çekebilirsiniz, hiç problem değil. Burada sayı şu kadar kat diyemeyeceğim çünkü göz kararı, istediğiniz zincir sayısında bu elbiseyi yapabilirsiniz. Şimdi biz trabzanlarımızı sıra sonuna kadar örelim. Bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Son trabzanımızı da örüyoruz. Zincirin arka kesik çizgisine batarak son ikili trabzanı da ördükten sonra yukarı çıkmak için iki zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak bakın ilk trabzan buradaki iki zincirin trabzanı yani direk noktası, buna dokunmuyoruz. Tığımızın başına doladık. İkinci trabzana bakın arkadan, tığımızın başına doladıktan sonra arkadan sağ geniş boşluğuna batıp sol geniş boşluğundan bu şekilde çıkartıyoruz. Tığımız bu şekilde görünecek. Buradan ilmek alıyoruz. İlmeği çıkartıp ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte tekrar doladık. Bir sonraki trabzanı önden örüyoruz. Bakın sağ geniş boşluğundan önden batıyorum. Tığımın başına dolanmış halde önden bu şekilde batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Yani lastik örneğimizi kuruyoruz. Bir diğer trabzanı arkadan batarak bu şekilde arkadan ikili trabzan örüyoruz. Doladık.
Bir sonrakini önden batarak, bakın trabzanların geniş boşluklarına, trabzanı tığ üzerine alarak önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu şekilde bir önden, bir arkadan, bakın arkadan başladık. Bir arkadan, bir önden, bir arkadan, bir önden olacak şekilde trabzanlarımızı öreceğiz ta ki sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik. Bakın buradaki zincirden önceki trabzanı arkadan batıyoruz. Önden battıktan sonra diğer trabzanı. Buna da arkadan batıyoruz. Tığımızın başına dolayarak bakın zincirli noktaya geldik. Şimdi bu üç zincirin olduğu geniş boşluğa bu şekilde batıp ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Bu bizim direkt noktamız olacak. Şimdi iki zincirle yukarı çıkıyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Bakın lastik örneğimiz oluştu. Şimdi önden çıkıntılı trabzan var. Bir de arkadan çıkıntılı trabzan var. Önden görüneni önden, arkadan görüneni arkadan batarak trabzanlarımızı öreceğiz. Doladık iki zincirden sonra. Bakın önden çıkıntılı duran trabzanı yine önden batıyoruz. İlmek çıkarıp ikili trabzan. Doluyoruz. Arkadan çıkıntılı duran trabzana da yine arkadan, bakın bu şekilde batarak ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Bir diğerine bakın önden çıkıntılı duruyor. Önden batarak ikili trabzan. Diğerine arkadan batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde lastik örneğimizi kuruyoruz. Bakın üçüncü sıradayız. Böyle lastik örneğimiz oluştu. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şimdi burada yine arkadan çıkıntılı duranı arkadan, diğerini önden şeklinde ilerleyerek sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Yine aynı şekilde iki zincir çekip dördüncü sıraya aynı lastik örneğini tekrar edeceğiz. Dördüncü sıradan sonra artık düz örgüye geçeceğiz. Bunu da hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Üçüncü sıramızın sonuna geldik. Şimdi bakın son noktadayız. Önden battığımız trabzanı önden batarak bitirdik. Doluyoruz. Burada son iki zincirlik boşluk kalıyor. İki zincirlik boşluğa bakın geniş boşluğa batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Bitişleri bu şekilde yapacağız. Sonra iki zincir örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak bakın arkadan çıkıntılı duran trabzana arkadan batarak ilmek çıkarıp tekrar ikili trabzan, önden çıkıntılı duran trabzana da önden batarak ikili trabzan örerek lastik sıramızın dördüncü sırasını örüyoruz. Şimdi dördüncü sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki sıraya birlikte devam Dördüncü edelim. sıramızı da bakın tamamladık. Önden çıkıntılı duran trabzan önden battıktan sonra doluyoruz. Bakın en son burada arkada çıkıntılı duran trabzana arkadan batarak bitireceğiz. Şimdi doluyoruz. Son iki zincirlik boşluğumuz. Bu geniş boşluğa batarak bu direk noktasını mutlaka örüyoruz. Bakın trabzanımız ördük. Şimdi 4 sıra lastikten sonra sizler bunu eğer örneğin elbiseyi daha büyük boyutlarda yapacaksanız eğer benim verdiğim ölçülerden eni daha farklıysa burada 4 sıra değil de 5-6 sıra da lastik yapabilirsiniz ya da daha az da yapabilirsiniz. 3 sıra lastik de yeterli olabilir. Ne kadar istiyorsanız bu lastiğin enini o kadar sizler ayarlayabilirsiniz. Şimdi 4 sıra benim için yeterli. Burada artık düz trabzan örmeye geçeceğiz. Toplamda burada 53 tane trabzanımız var. Köşe direklerle beraber yani bütün trabzan sayısı 53 adet. Şimdi burada örgümüzü bakın ilmeğimi esnetiyorum. Örgümü direk çeviriyorum. Direk çevirdikten sonra ilk boşluğa batmıyorum. Burada bakın eksiltme yapacağım. Bir tane yani şu ilk boşluğu atlıyorum. Buradaki ikinci boşluğa direk batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra da bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayarak sıradaki gelen trabzanın tepesine batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Bakın burada şu köşe direk trabzanı eksiltmiş olduk. Sık iğne bir zincir bize bir tane trabzanı vermiş oluyor. Bundan sonra yapacağımız işlem tamamen trabzan örerek ilerleyeceğiz. Bakın her bir boşluğa bir tane ikili trabzan. Şimdi artık trabzanların tepelerine batarak, tepe boşluklarına batarak ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Ta ki son noktaya kadar. Şimdi burada bir tane trabzan eksiltmiş olduk. Şimdi burada da bir tane trabzan eksilteceğiz. Bu eksiltmeyi niye yapıyoruz? Şimdi lastik örgü böyle topladığı için örgüyü bakın alt kısımda lastikli örgü toplama yaptığı için şimdi üst kısımda birer tane eksiltmezsek eğer böyle çan gibi yukarı doğru açılma olur. Bunu olsun istemediğimiz için başta ve sonda birer tane eksiltme yapıyoruz. Bunu da bu şekilde açıklamış olalım. Şimdi trabzanları örelim. Son noktada bir tane eksiltme yaparak bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Burada sıramızın sonuna geldik. Burada bakın son önden battığımız trabzanın da tepesine batarak ikili trabzan örüyoruz. Buradaki iki zincirlik boşluğa dokunmuyoruz. Bu iki zincir aslında bir trabzan direk noktasıydı. Bunu atlıyoruz. Bakın buradaki iki zinciri atlayarak bir tane eksiltme yapmış oluyoruz. Şimdi artık yukarı çıkışlarımız farklı olacak.
İlmeğimizi hafif esnetip direkt örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüp bir tane de zincir çekerek ilk ikili trabzanı bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi alt sırada başta ve sonda eksilterek 53 adet olan trabzanı 51 adede düşürmüş olduk. Şimdi bu sıradan sonra hiç eksiltme yok. Sadece dümdüz örerek ilerleyeceğiz. İlk ikili trabzanı ördük. Bir sonraki boşluğa batarak tekrar ikili trabzan, bir sonraki boşluğa yine ikili trabzan şeklinde ilerleyerek sıra sonuna kadar geleceğiz. Burada bitişi nasıl yapıyoruz, başlangıcı nasıl yapıyoruz hemen sizlerle paylaşalım. Bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Sonuna geldik. Bakın son trabzanlara batıyoruz. Buradaki trabzana batıp ikili trabzan. En son batacağımız trabzan sık iğne ve zincirden oluşan trabzan noktası doluyoruz. Burada sık iğneden sonra hemen sık iğnenin tepesinde bulunan bir zincirlik boşluğun içerisine batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Bakın bu şekilde sık iğne ve zincirle çıktığımız zaman burada hiç zincir noktası belli olmuyor. Çok güzel bir doku ve görüntü elde etmiş oluyoruz. Yine ilmeğimizi esneterek örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batıyoruz. Bakın zincirsiz dönüşler yaptığımız için direkt bu şekilde sık iğne ile başlangıcımızı yapıp bir tane zincir çekiyoruz. Doladık. Gelen bir sonraki boşluğa batarak yine ikili trabzan örerek devam ediyoruz. Bakın bu sık iğne ve zincir bir tane ikili trabzanı oluşturuyor. Şimdi bu şekilde bitiş ve başlangıçlar yaparak dümdüz öreceğiz. Söylemiştim, 51 tane trabzanı düşürdük. Kenarlardan birer tane eksilttik lastik sırasından sonra. Şimdi 1-2 sıra birlikte ördük. 3. sıraya başladık. Toplamda bu şekilde 16 sıra örerek düz bir şekilde parçamızı uzatacağız. Sonra kol altını örmeye geçeceğiz. Şimdi 16 sıra örelim. Bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Burada toplamda 16 sıra örerek örgümüzü uzattık. Bakın şöyle enini boyunu bu aşamada vermek istiyorum. Eni 27 santim. İlk başladığımız sıradan itibaren ölçüsü de şu, bu ana kadar boyu da 20 santim oldu. Şimdi örmeye devam edeceğiz. Bu noktada artık kol altı hizasına kadar ördük. Sizler elbisenizin boyutunu daha uzun isterseniz eğer bu aşamada örmeye devam edebilirsiniz. Dediğim gibi başlangıç sayılarınız eğer farklıysa boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Şimdi artık kol altından lastik örmeye geçeceğiz. Eksiltmeler yaparak lastiklerimizi öreceğiz. Sonra da artık kapatma işlemi yapacağız. Şimdi burada bakın son trabzanı da ördükten sonra artık lastik çalışacağımız için iki zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. İki zincirden sonra doluyoruz tığımızın başına. Burada bakın şöyle düz kısımdayız. Önden batarak lastiğimizi örmeye başlayacağız. Bakın ilk trabzana dokunmuyoruz. İki zincirin trabzanı olduğu için ikinci trabzanı önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Bir diğerine arkadan batarak ikili trabzan. Artık lastiği nasıl ördüğümüzü biliyoruz. Bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan şeklinde devam edeceğiz. Önden ördüğümüz nokta 4 adet olacak. Bakın ilk başladığımız aşamada 1, 2, 3. Şimdi 4. önden ördüğümüz nokta. Kaç trabzan ördük burada söyleyelim. 2 zincirden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki 2 zincirle beraber 2 zincirde bir trabzan kabul ettiğimiz için 8 tane trabzanı bu şekilde çalışmış olduk. Şimdi bakın önden ördüğümüz trabzandan sonra gelen trabzanın tepesine direkt batıyoruz. Bu ara trabzan örülecek. Şimdi tepelerine batarak her bir trabzan noktasının ikili trabzanımızı öreceğiz. Bakın şöyle birazcık örmek istiyorum sizlere göstermek için. Burada lastiğimizi oluşturduk. Bu lastiği ne kadar istiyorsanız şöyle enini de paylaşmak istiyorum. Bakın. 8 tane sık iğnenin oldu. Yani önden 4 tane battığımız lastik noktası 4 santim oldu. Şu kısım 4 santim. Eğer sizler daha büyük bir elbise çalışıyorsanız buradaki 4 santim sizde belki küçük olabilir. Daha fazla da yapabilirsiniz. Daha az da yapabilirsiniz. Yani 3 tane de önden olabilir. 6 tane de olur. 5 tane de olur. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada trabzanlarımızı örerek devam edeceğiz. Ta ki bu son noktada 8 tane boşluk yani 8 tane trabzan kalana kadar örmeye devam edelim. Burada son 8 tane trabzan kalana kadar örmeye devam ettik. Şimdi tığımızın başına doluyoruz. Bakın burada 8 tane bıraktığımız trabzan var. Hemen ilkini önden batarak lastik örneğimizi kuruyoruz. Önden bir diğer trabzanı arkadan bir diğerini önden örerek sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Şimdi burada sıra bitişi ve başlangıcı önemli. Lastik kurarken
iki zincirle yukarı çıkıyorduk. Şimdi burada da aynı işlemi yapacağız ama bakın şimdi geniş boşluğuna batmayacağız. Yine 4 tane önden ördüğümüz nokta var. Doluyoruz. Buradaki sık iğne ve zincirin olduğu, bakın zincirin olduğu boşluğa batarak ikili trabzanla bitişimizi yapıyoruz. Burada trabzan olduğu için bu şekilde bitişimizi yaptık. Şimdi iki zincirden sonra buradaki alttaki yaptığımız tekniği birebir uygulayacağız. İki zincirden sonra örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi artık kenar lastikler devam edecek. İç kısmın başında ve son kısmında eksiltmelere gideceğiz. Burada koltuk altının ilk lastik sırasını kurarken eksiltme yapmadık ama şimdi artık eksiltmeler başlayacak. İki zincirden sonra doluyoruz. Bakın yine lastik örneği. Arkadan çıkıntılı duran noktaya arkadan batarak ikili trabzan, önden duran noktaya da önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi buradaki lastik kısmı örelim. Buradaki kısım değişmiyor. Lastik örgüyü artık bildiğimiz için bu noktaları da birazcık hızlı geçiyorum. Bakın arkadan battığımız trabzan son noktamız. Lastik örneği bitti. Yani burada 8 tane trabzanı çalışmış olduk. Doluyoruz. Şimdi sıradaki gelen trabzanın tepesine batıyoruz. İlmek çıkardık. Doluyoruz. İlk 2 ilmeği örüyoruz. 2 ilmek tığda bekliyor. Doladık. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıp ilk 2 ilmeği örüyoruz. Şimdi 3 ilmek var. Doladık. 3'ünü tek seferde topluyoruz. Burada 2 tane trabzanı teke düşürmüş olduk. Tekrar doladık. Yani baştaki eksiltmeyi yaptık. Şimdi bir diğer trabzana batarak ikili trabzan örerek sıradaki her bir boşluğa bir tane ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Bakın. Baştaki eksiltmeyi yaptık. 2 tane trabzanı teke düşürdük. Şimdi her bir trabzan boşluğuna bir tane trabzan örerek ilerleyeceğiz. Ta ki bakın şu lastik örneğine kadar lastik örneğinden önce 2 tane trabzan boşluğu bırakmış olacağız. Son 2 trabzan boşluğu kalana kadar şimdi buraya kadar örmeye devam edelim. Sonuna geldik. Lastik örneğinden önce 2 tane trabzanı bıraktık. Doluyoruz. Şimdi bu 2 trabzanı teke düşüreceğiz. Bakın batıyoruz. İlmek çıkardık. İlk 2 ilmeği örüyoruz. 2 ilmek tığda bekliyor. Doluyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıp ilk 2 ilmeği örüyoruz. 3 ilmeği tek seferde toplayarak 2 tane trabzanı teke düşürmüş oluyoruz. Doladık. Şimdi bakın lastik örneğimiz var. Burada son 8 tane trabzan kalıyor. Şimdi arkadan çıkıntılı duran noktaya arkadan batarak ikili trabzan, önden çıkıntılı duran noktaya da önden batarak lastik örneğimizi şimdi birebir aynen diğer noktalarda olduğu gibi tekrar ediyoruz. Şimdi sıramızı bitirelim. Bakın önden arkadan batıyoruz. Şimdi 2 zincirlik boşluk geldi. Arkadan battıktan sonra 2 zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan, 2 zincir ve örgümüzü çeviriyoruz. 2 zincirden sonra doluyoruz. Önden gelen hemen trabzanı önden batarak. Burada yine bakın lastik örneğini birebir tekrar ediyoruz. Lastik örneği başta ve sonda hiç değişmiyor. Trabzanlı kısımdan eksiltme yapıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde bu kısmı kesmeden göstermek istiyorum. Bakın en son lastiğin önden battığımız noktasına da önden batarak şimdi burada bakın lastik örneğini kurduk. Şimdi alt sırada 2 ilmeği teke düşürdük. Bakın burada eksiltme yapmıştık. Şimdi eksiltmiş olduğumuz trabzanın tepesine bakın 2'yi teke düşürdük. Eksiltmiş olduğumuz trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıp ilk 2 ilmeği örüyoruz. Doladık. 2 ilmek bekliyor. Diğer trabzanın tepesine batıp ilmek çıkardık. Yine ilk 2 ilmeği örüyoruz. 3 ilmek var. Yine eksiltme bakın. 3'ünü tek seferde topluyoruz. Yine başta eksilttik. Trabzan örerek ilerliyoruz. Ta ki bakın buradaki trabzanları öreceğiz. Buradaki lastik örneğinden önce bakın eksilttiğimiz en son trabzan noktası ve bir önceki nokta. Bu 2 trabzanı teke düşürerek öreceğiz. Sonra burada 8 tane trabzanı yine aynı lastik örneğini kurarak sırayı bitireceğiz. Bu şekilde başta bakın şu lastikten sonra gelen trabzanlı noktanın başında ve sonunda her defasında bakın bir buradan bir de buradan eksiltme yaparak 10 sıra öreceğiz. Bakın eksiltme sıramız 10 sıra olacak. Şimdi bu şekilde 10 sıra örelim. Bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Burada toplamda 10 sıra eksilterek bakın kol altı kısmını tamamlamış olduk. Burada şu lastik noktasının kol altı kısmındaki ölçüsünü sizlere söylemek istiyorum. Bu da 12 santim yapıyor bakın. Kol altı noktası.
Bu kadar eksiltme benim için yeterli. Sizler bu eksiltmeyi kendi yapacağınız bedene göre ayarlayabilirsiniz. Sıra sayısını daha fazla da yapabilirsiniz. Lastik kısmı daha enli olabilir. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi 10 sıra eksiltme yaptıktan sonra, bakın lastik sırasını kurduktan sonra eksiltme noktası toplamda 10 sıra. Şimdi bundan sonra artık lastik kısmında kenarlarda eksiltme yapacağız. Yani başta ve sonda eksiltmeler yapacağız. Trabzan noktaları düz devam edecek. Çünkü bu noktada, yani şu trabzanları örerken lastik kısmını örmeye geçeceğiz. Yani şuradaki ilk örnekte göstermek istiyorum bakın sizlere. Şimdi artık sadece şu kenarlarda eksiltme yapıp bu şu trabzan noktayı lastik kurarak tamamlayacağız. Şimdi burada iki zincirimizi çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak, bakın buradaki iki zincir, buradaki ilk trabzanın iki zinciri. Şimdi arkadan batılmış gibi duran trabzanı atlıyoruz. Direkt önden gelen, bakın önde duran trabzana batarak burada başta bir tane trabzan eksiltmiş oluyoruz. Doladık, bir diğerini arkadan batıyoruz. Arkadan göründüğü için. Diğerine önden. Bir diğerine arkadan. Bu nokta artık daha kolay. Bakın önden. Şimdi son arkadan görünen trabzana da arkadan batıp bu kenar lastiğini örmüş olduk. Başta bir tane eksilterek doluyoruz. Şimdi ilk eksilttiğimiz, bakın trabzan noktası geldi. Şimdi buradaki trabzan noktayı lastik örerek geçeceğiz. Bunun için doluyorum. Bakın iki tane duran trabzan eksilttiğimiz nokta olduğu için, yani bir tane tepe noktası olduğu için bu iki trabzanı bakın aynı anda alıyoruz. Eksiltme yaptığımız trabzan. Bunu önden batıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Neden önden battık? Bir diğerini arkadan örmüştük. Doluyoruz. Şimdi bir diğer trabzanı arkadan örerek lastik örneğini birebir tekrar ediyoruz. Şimdi bir önden bir arkadan örerek lastik çalışmaya devam edeceğiz. Burada bakın lastiğe devam edeceğiz. Buradaki eksilttiğimiz nokta yine önden alacağımız trabzan noktasına denk gelecek. Diğeri arkadan, önden, arkadan şeklinde ilerleyeceğiz. Ta ki sıra sonuna kadar. Sıra sonuna yaklaştık. Bu trabzanlı kısmı lastik örerek ilerliyoruz. Son eksilttiğimiz buradaki trabzanlı nokta, eksilttiğimiz trabzanı bakın ikisine birlikte batıyormuş gibi önden batarak trabzan ördük. Örgü bu şekilde oturuyor bakın. Diğerine arkadan lastik örneğimizi kuruyoruz. Şimdi eksiltmeyi trabzanlı noktadan değil lastiğin başında ve sonunda yapıyoruz. Şimdi bir diğerini arkadan, bir diğerini önden. Şimdi sonda bir tane trabzan eksilteceğiz. Bir diğerini arkadan. Şimdi bir tane önden örüyorum trabzanı. Bu da son trabzan. Bakın önden ördüm. Arkadan çıkıntılı duran trabzanı atlıyorum. Başta yaptığım gibi doluyorum. Arkadan çıkıntılı olan trabzana batmadan direkt iki zincirlik geniş boşluğa batarak ikili trabzan örüyorum. İki zincirle yukarı çıkıp örgümü çeviriyorum. Çevirdikten sonra bakın tekrar başta bir eksiltme yapacağım. Tığımın başına doluyorum. Burada arkadan çıkıntılı duran ilk trabzanı, bakın ilk nokta şu trabzan iki zincirin direkt noktası. Arkadan çıkıntılı duran trabzanı atlıyorum. Her defasında bakın önden batarak başlıyorum. Sıra başında ve sonunda aynı işlemi yapacağım. Önden batarak burada bir trabzan eksiltmiş olduk. Şimdi diğerini arkadan, bir diğerini önden. Önden duran trabzanı önden, arkadan görünen trabzanı arkadan batarak. Şimdi burası tamamen full lastik ilerliyor. Ta ki sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldiğimizde önden battığımız trabzanı önden batacağız. Arkadan çıkıntılı duran bir tane trabzan atlayıp şimdi bu sırayı tamamlayalım. Bir kez daha bitişi sizlere gösterelim. Burada sıramızın sonuna geldik. Bakın önden çıkıntılı duran noktayı önden batarak trabzan ördük. Şimdi son arkadan çıkıntılı duran trabzan kalıyor. Bunu atlıyoruz. Bakın burada eksiltme yapıyoruz. Buna hiç dokunmadan iki zincirlik geniş boşluğa batarak ikili trabzan. İki zincirle yukarı çıkıyoruz. Artık bitişi yapıyoruz bakın. Burada tekrar iki zincirden sonra çevirdiğimiz için bakın buradaki şu ilk trabzan direkt noktası. Bunu saymıyoruz. İkinci trabzan noktası arkadan çıkıntılı duruyor. Buna dokunmadan hemen önden gelen trabzana direkt batarak önden trabzan örerek lastik örneğine başlıyoruz. Aynı örgüyü devam ettiriyoruz. Başlangıç bu şekilde. Şimdi burada bakın şöyle ilmeğimi esnetmek istiyorum. Bizim için şimdi artık bitişi yapacağız. Şurası önemli. Bakın 1-2 sıra lastik ördük. Bu sırayı 4'e tamamlayacağız. Yani şu trabzandan sonra trabzanın üzerine kurduğumuz lastik sırası 4 sıra olacak. Burada şu bakın parçada sizlere göstermek istiyorum. Şimdi burada bakın kurduğumuz nokta 1-2-3-4 sıra.
4 sıradan sonra bu şekilde başta ve sonda eksiltmeler yaparak 4 sıraya şu orta kısmını tamamlıyoruz. İlk parçayı örerken bu ön parça, bakın son trabzanı da örüyoruz 2 zincirlik boşluğa, arkadan olan trabzanı atlayarak eksiltme yaparak burada bir zincir çekerek ipimizi yeteri kadar kesiyoruz ve ilmeğimizden bakın bu şekilde çıkarttık. Şimdi bu elbisemizin ön kısmı. Mutlaka el ütüsü yapalım, şöyle düzleyelim. Burada boyunu da sizlere söylemek istiyorum. En son saplarını kulp kısmını örmeye geçeceğiz. Bakın şöyle boyu, ördüğümüz noktadan itibaren boyu 33 santim. 33 santim boyu, eninde daha önceden söylemiştik 27 santimdi. Bu şekilde tamamını bitirdik. Bu ön kısmı. Şimdi burası arka kısmı. Ben şimdi buradaki lastik noktasında 4 sıra tamamlayacağım. Sonra artık bu uzun şeritleri örmeye geçeceğiz. Yani elbisemizin şerit noktalarını, bağlama noktalarını, yani askılarını daha doğrusu, askılarını örmeye geçeceğiz. Şimdi 4 sırayı tamamlayalım. Askılarını örmeye geçelim. Burada lastik sırasını 4'e tamamladık. Şimdi önden battığımız trabzandan sonra arkadaki çıkıntılı duran trabzana dokunmadan 2 zincirlik geniş boşluğa batıp trabzan örüyoruz. Şimdi burada yine 2 zincirle örgümüzü çeviriyoruz. Bakın diğer ön tarafı örerken ipi burada kopartmıştık. Şimdi bu arka kısım olduğu için uzun askılarını öreceğiz. O yüzden kopartmıyoruz ve örgümüzü 2 zincirden sonra çeviriyoruz. Şimdi artık eksiltme işleri bitti. İki kenarda da askılar yapacağız. Orta kısımda birazcık boşluk olacak. Şimdi şöyle bakın. Gelen 2 zincirden sonra doluyorum. Arkadan çıkıntılı olan trabzanı hemen hiç eksiltme yapmıyorum. Bakın gelen ilk noktaya batıp lastik örmeye devam ediyorum. Bir diğerine ikili trabzan, hemen arkadan önden batarak lastik kısmını örüyorum. Burada bakın kaç tane ördük? 2 zincirden sonra 1, 2, 3, 4. Diğeri arkadan batıyoruz. 5. Burada şöyle önden baktığımız zaman 1, 2, 3 tane trabzan çıkıntısı yeterli. Sizler bunu daha kalın da yapabilirsiniz. Şimdi bakın 2 zincirden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanı lastik olarak çalıştık. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şimdi bitişi yapacağız. Bitişi de yaparken bakın sıradaki arkadan battığımız trabzandan sonra sıradaki gelen önden batılmış trabzanın tepesine batarak direk noktası oluşturuyoruz. Sonra 2 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Doladık. Bakın buradaki trabzan direk noktası, hemen önden gelen trabzanı önden batarak ikili trabzan. Bir diğerine arkadan doluyoruz, bir diğerine önden, bir diğerine arkadan, hiç eksiltme yok. Şimdi lastik örneği uzayıp devam edecek. Bakın önden batıyoruz son trabzana, sonra 2 zincirlik direk trabzanı geliyor. Buradaki geniş boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi 2 zincir örgümüzü çeviriyoruz. Arkadan gelen trabzanı arkadan batıyoruz, önden gelen trabzanı önden batarak. Şimdi bu şekilde lastik örneğimizi uzatacağız. Askımızı yapacağız. İlk askımızı direkt ip kopartmadan bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın 2 zincirlik boşluk, hemen geniş boşluğa batıp burada artık aynı örnek kendini tekrar edecek. 2 zincir çekip çeviriyoruz. Şimdi bakın burada bu şekilde örgümüz uzayacak. Sizler uzunluğunu ne kadar istiyorsanız askınızın o kadar uzatabilirsiniz. Şimdi bunu yeteri kadar uzatacağız. Sonra diğer noktaya nasıl geçiş yapıyoruz, hemen bunu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın burada 18 sıra örerek askını uzattım. Hemen şöyle santim olarak da ölçüsünü sizlere söylemek istiyorum. 16-17 santim diyebiliriz. Uzunluğu bu şekilde. Sizler daha uzun yapmak isterseniz bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi burada son trabzanı ördükten sonra bakın buradaki 2 zincirlik geniş boşluğa trabzanımızı ördük. Şöyle bir zincir çekip düğmemizi dikecek kadar birazcık şöyle uzun ip bırakıyorum. Direkt ilmeğimden bakın bu şekilde çıkartıyorum. Sonra ipimi bırakmıyorum burada. Hemen tekrar alıyorum. Diğer askı kısmını öreceğiz. Hemen burada bir zincirli bir ilmek oluşturuyorum. Şöyle birazcık da kısa ip bırakalım. Bunu gizleriz sonra. Tığımın başına doluyorum. Şimdi burada bakın şöyle iki zincirli buradan dönüş yapıp şu kısımdan başlamıştım. Yani şu ters noktadan başlamıştık. İki zincirli. Şimdi buradan burada kaç tane önden ördüğümüz nokta var? Yani iki tane önden ördüğümüz nokta var. Şöyle bakıyorum. Bakın iki zincirlik boşluğumuz, arkadan trabzan, önden iki tane nokta. Ve şu nokta direk noktası olacak bakın.
Burada arka kısımda da önde 3 tane trabzan noktası olacak. O şekilde de bakabilirsiniz. 1, 2, 3 tane. Şu kısım direkt noktası olacak. Bunu böyle sayarak bulabilirsiniz. Hemen şu kısma batıyorum. Bakın tığımın başına doladım. Kaç tane trabzan onu da söyleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzana batıp direkt noktamı oluşturuyorum. Doluyorum. 7. trabzana batıp direkt noktamı oluşturdum. Doluyorum. Hemen bir diğerini arkadan batarak başlıyorum. Bakın. Direkt trabzanı oluşturdum. Arkadan, önden, arkadan, önden. Buradaki son trabzana da arkadan batıyoruz. Bakın. Sonra iki zincirlik boşluk geliyor. Bu boşluğa batıp ikili trabzanla lastik örneğimizi kuruyoruz. Yine iki zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Bakın örnek birebir aynı. Hemen gelen önden trabzanı önden, arkadan olan noktaya arkadan. Şimdi buradaki askıyı da bu şekilde başlıyoruz. Birazcık hızlı gösteriyorum ki artık mantığını biliyoruz. Bakın. Şimdi buradaki bu trabzanla başladığımız için iki zincir olmadığı için hemen trabzanın tepesine batıp ikili trabzan örüyorum. Sonra iki zincir olacağı için bir sonraki dönüş. Burada mesela iki zincir. Sonra iki zincire direkt oturuyor örgü. Şu kısa kalan ipi de şöyle ara noktalardan geçirerek gizleyeceğiz. Uyum boşluklardan geçirerek bu kısa ipi de gizlemiş olacağız. Diğer noktalarda da kısa ipleri gizleyeceğiz. Şimdi bu ikinci şerit noktasında aynı buradaki ölçü gibi 18 sıra örerek uzatacağız. Uzattıktan sonra düğmeleri dikip elbisemizin yan kenar açıklarını dikişinde yaparak artık elbiseyi bitirmiş olacağız. Burada bakın ikinci askı noktamızı da tamamladık. Uzun ipimizi bıraktık ve bir etamin iğnesi taktım ben burada düğmemi dikebilmek için. Bakın burada düğmemizde bu şekilde iki tane düğme kullandım. Sizler isterseniz yine örgü düğmeler vesaire de yapabilirsiniz. Şimdi burada bakın bir zincir çekip uzun çektiğim, uzun bıraktığım ipi şöyle ara noktalardan geçirerek örgünün hemen şöyle düğme dikeceğim noktasına kadar ipi yürütüyorum. Burada çok sıkmıyorum bakın. İpi bu noktada yürüttüm. Sonra düğmemi alıyorum. Düğmemi tam böyle ortalığı gelecek şekilde bu uç kısma dikeceğim. Ve bunu etamin iğnesi yardımıyla yapıyorum. Hemen kolay bir şekilde dikiliyor. Yani bu ipi bırakmak pratik oluyor. Ekstra bir ip kopartmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu şekilde dikiyorum. Hemen diğer noktayı da tamamlayalım. Sonrasında ipimizi sabitleyeceğiz ve diğer parçayı yerleştireceğiz. Bakın ipi de şöyle arka noktalardan geçirerek sabitliyoruz. Bu noktayı da hemen göstermek istiyorum. Oldukça sağlam oluyor. Ki bebeklere çalıştığımız ürünlerde mutlaka düğmeleri sağlam dikelim. Çünkü kopması ihtimalinde ağızlarını alabileceklerini düşünerekten hani boğazlarını vesaire kaçmasın diye düğme. O yüzden mutlaka sağlam çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada dikişimizi yaptık. Burada ipi artık kopartıyorum. Oldukça sağlam oldu. Şimdi burada bakın kenar açıklık kısmını dikeceğiz. Hemen burada ipimi alıyorum. Tekrar kısa bir ip takacağım. Şu elbisemizin kenar kısmını dikmeye geçeceğiz. Bunu da bakın nasıl yapacağız. Dikmeden önce de hemen şöyle burası sırt kısmının dış kısmı bakın. Şöyle ters kısmını çeviriyorum. Elbisenin düz kısmı yani ön kısmını bakın getiriyorum. Bu yapmış olduğumuz askılar şu kısımlar bakın trabzanlardan oluştuğu için bu düğme çok rahatlıkla geçecek. Hemen şöyle trabzanların arasından düğmemi geçiriyorum. Diğer askılı noktayı da aynı şekilde aynı noktadan bakın kolaylıkla girip çıkıyor. Hemen şu kısa ipi de aralardan geçirerek gizleyeceğiz. Gizledikten sonra bakın bu ipi sonra gizleyelim. Elbisenin bu askılı kısmı bu şekilde oldu bakın. Şimdi bu kenar kısımları dikeceğiz. Dikişi de içeriden yapacağız. Hemen şöyle ters çeviriyoruz. Bakın burada. Burada hemen tekrar ipimi takıp geliyorum. Burada nasıl dikiş yaptığımı sizlerle hemen paylaşıyorum. Etamin iğneme burada ipimi taktım. Bakın elbisemin şu açık kenar kısmını birleştireceğim. İsterseniz şu lastik kısmı böyle yırtmaç gibi kalabilir. Burayı açık bırakabilirsiniz isterseniz. Ama şöyle tamamını dikelim istiyorum. Başta ipimizi düğümledim ben. Düğümledikten sonra şöyle aralardan ipi birazcık gizlemek istiyorum. Hemen bu kenarda yığılma olmasın. Şöyle biraz aralardan geçirerek ipi burada gizledik. Şimdi herhangi bir şeyi diker gibi uygun boşluklara karşılıklı batarak sarma dikiş yapacağız. Bakın sonra şu kısa kalan ipleri de gizleyeceğiz. Bakın açık olan kısımları
Etamin iğnesi yardımıyla herhangi bir şeyi diker gibi bu şekilde klasik dikiş yapacağız. Şu kısa ip karışmasın. Bakın böyle karşılıklı batarak, böyle klasik dikiş yaparak koltuk altı kısmına kadar, bakın bu uçtan başladık. Bu koltuk altı lastik kısmına kadar dikeceğiz. Bu kısım açık kalacak. Sonra aynı işlemi burada da bakın iki ucu birleştireceğiz. Etamin iğnesi yardımıyla bu kısmı dikeceğiz. Ta ki buradaki lastik kısmına kadar. Sonrasında artık elbisemizi bitirmiş olacağız. Şimdi tamamlayalım, artık elbisemizin son halini birlikte görebiliriz. Elbisemizin kenarlarını dikerek bitirdik. Toplamda 1,5 yumak ip yeterli oldu bu elbise için. Hazırlamış olduğum elbise 3 ve 12 aylık bebekler için gayet uygun. Sizler aynı mantıkla istediğiniz beden aralığında elbisenizi hazırlayabilirsiniz. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.